Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz şeftali reçeli. 2 kilo şeftaliden yapacağız reçelimizi. Önce bir leğenin içine şeftalilerimizi koyup üzerlerine geçecek şekilde su dolduralım. Ben şeftalilerin sert olanlarını seçtim arkadaşlar. Yumuşak olanlardan yapınca marmelat gibi olduğu için sert şeftaliden yapıyorum. Güzelce şeftalilerimizin üstlerini ovalayarak yıkayalım. Bunları yıkadıktan sonra doğrayacağız. Portakal dilimi gibi böyle dilim dilim yapalım. Şeftalim sert olduğu için dilimler güzel bölünüyor. Şimdi bu şeftali sert olduğu için şekere yatırıp bekletmeyeceğiz bunu. Böyle 4 bardak toz şeker. Direkt şeftalinin üzerine döküp suyunu ekleyip kaynatacağız arkadaşlar. Eğer ki çok yumuşak şeftalden yaparsanız o zaman çilek reçeli gibi şekeri üzerine döküp bekletip şekerin erimesini bekleyip su saldığı zaman onunla kaynatabilirsiniz hiç su koymadan. Ama bu şeftali sert olduğu için ben hiç bekletmiyorum. Şekeri üzerine döküp suyunu da ekleyip kaynatıyorum. Şimdi doğradığımız şeftalileri böyle tenceremizin içine koyalım. Ocağımızın büyük gözünde harlı ateşte pişireceğiz ilk etapta. Bunun üzerine 4 bardak toz şekerimizi dökelim. Evet. Şeftalilerimiz dediğim gibi sert olduğu için hiç bekletmeden yapacağız. 1 litrelikte bir sürahim var. Bunun yaklaşık 3,5 su bardağı kadar su döküyorum içine. 1 litreyi tam olarak boşaltmayalım. 3,5 bardak yeterli oluyor. Klasik su bardağı ile ölçüm. Onunla ayarlıyorum su miktarını. Suyumuzu da koyduktan sonra bunun üzerine şekerini de ekleyelim. Şeftaliler tatlı olduğu için çok fazla şeker koymuyorum arkadaşlar. 2 kiloya 4 su bardağı yeterli oluyor. Çünkü şeftaliyi soyarken ve çekirdeklerini de çıkardıktan sonra şeftalinin 2 kiloluk miktarı kalmıyor, daha da azalıyor. Onun için kendisi de tatlı olduğundan bu kadar şeker yeterli. Bunu güzelce karıştıralım. Şimdi bunun suyu fazlaymış gibi size görükse de aslında koyulaştığı zaman tam kıvam oluyor. Yani bunu sert yapmamın sebebi de böyle şeftaliler dilim dilim kalıyor arkadaşlar. Öbür türlü çok yumuşak olduğunda tamamen eriyor, marmelat gibi oluyor şeftali. Onu sevenler dediğim gibi direkt şekeri üzerine döküp bekletip o şekilde şeker şeftalinin sonunda eridiği zaman öyle de kaynatabilirler. Bunlar sert şeftali olduğu için ben üzerine su döküp kaynatıyorum. Bekletmiyorum çünkü. Bu kaynamaya başladığı zaman üzeri köpük yapacaktır. Bu köpükleri bir kaşık yardımıyla üzerinden temizleyelim. Bakın kaynadıkça üzerinde köpükler oluşuyor. Bu köpükleri üzerinden alalım. Evet, böyle. Şeftalinin başında bekleyelim arkadaşlar. Çünkü kaynadığı zaman taşma yapabilir. Bu her reçel için geçerli. Her reçel yaptığımızdan başından ayrılmayalım kaynatırken. Şimdi böyle kaynatarak şeftallerin yumuşamasını bekleyeceğiz. Harlı ateşte olduğu için çabuk kaynayacaktır. Yine böyle her karıştırdığımızda üzerinde oluşan köpükleri alıyoruz ve karıştırıyoruz. Bunlar kaynadıkça yumuşayacaklar.
Evet. Biraz daha karıştıralım. İyice kaynaması için bekleyelim. Kaynamaya devam ediyor. Evet, bakın iyice fokur fokur kaynarken yine üzerinde bir miktar köpük oluşuyor. Bunları da temizliyoruz. Evet, şeftali kendi suyunu da saldığı için suyumuz bir miktar daha fazlalaştı. Ama güneşte bunu koyulaşması için beklettiğimiz zaman bu su kayboluyor arkadaşlar. Koyulaşıyor iyice. Yani bal kıvamını alıyor. Şimdi bunu yaklaşık bu şekilde 20-25 dakika kaynatmaya bırakacağız. İyice yumuşaması için şeftalilerin. Bakın böyle dilimler erimeden şeklini koruyor. Ve yerken ağzımızda dilim kıtır kıtır oluyor arkadaşlar. Şimdi aroma vermek için ben içine 2 tane çubuk tarçın atıyorum. Bu da ayrı bir tat ve koku veriyor. 5-6 tane de böyle karanfilim var. Onları da içine atıyorum. Bunlar güzel bir aroma veriyor reçele. Bunlarla birlikte de bir süre daha kaynatıyoruz. Tarçının aroması ve karanfilin aroması reçelin içine iyice geçiyor. Yerken onun da koku ve tadını alıyorsunuz. Tarçın ayrıca böyle hafif bir pembelik de verdiriyor renk olarak. Şeftalinin kendisi de böyle çok uçuk bir pembe gibi hafif bir renk de salıyor. Yine bakın bu orta yerde kaynadıkça üstü hep köpük yapacaktır. Evet, şimdi tarçınla karanfille birlikte de bir miktar kaynatacağız. Bakın iyice yumuşadı şeftaliler. Dilim şeklini koruyor. Şeftaliler sert olduğu için yumuşak olsaydı şimdiye kadar dağılıyordu o dilimler. Yaklaşık 20-25 dakika dediğim gibi şeftalini yumuşaması için kaynatıyoruz ve ocağımızın altını artık kapatabiliriz. Şimdi ocağı kapattıktan sonra 2 tane büyük tablet aspirin bunlar arkadaşlar. Bunları reçelimizi korumak amaçlı yapıyoruz. Aspirin salisilik asit olduğu için reçelin bozulmasını engelliyor ve şekerlenmiyor, küflenme de yapmıyor. Bunu böyle bir çay kaşığı ile üzerine su damlatarak tabletleri eritelim. Ve bunu hemen ocağı yeni söndürdük. Reçelimiz sıcak. Hemen bunu reçelin içine atalım ve karıştıralım her tarafına. İyice erisin içinde. Bütün olarak reçelin içine atmayın arkadaşlar. Suda önce çözdürün aspirini, ondan sonra reçelin içine karıştırın. Bu dışarıda kalsa bile kavanoz hiçbir şekilde küflenme, şekerlenme yapmıyor. Aspirin reçeli koruyor arkadaşlar. Eğer ki aspirin alerjisi olan varsa aspirin koymasın. Limon tuzu kullanabiliyorlarsa 2-3 parça aspirin yerine limon tuzu da atabilirsiniz. Şimdi bunu tepsimize dökeceğiz. Şu anda çok sıcak olduğu için ben kaşık yardımıyla borcam tepsime döküyorum. Güneş alan bir yere koyacağız reçelimizi. Şimdi çok sıcak olduğu için borcam çatlamasın diye tencereyle birden dökmüyorum. Yavaş yavaş kaşıkla önce borcamı ısıtıp
Çatlamamasını sağlıyorum. Böyle kaşıkla hepsini borcamın içine dökeceğim arkadaşlar. Suyun çok olduğuna bakmayın. Güneşte durdukça koyulaşacaktır onun şurubu. Bakın. Rengi de çok güzel. Tarçın ve karanfilleri ben içinden çıkarmıyorum. Onlar da duruyor arkadaşlar. Böyle karıştırarak bunu güneş gören bir yere bırakıyoruz. Yaklaşık 3-4 gün güneşte kalacak. Hava çok sıcak olduğu için çabuk koyulaşıyor. Şimdi bunu bu şekilde bırakalım. Güneşte koyulaşması için. Evet, ara ara karıştıracağız. Yani günde bir iki kere karıştırmasını yapalım ki her tarafı eşit şekilde yoğunlaşsın. Bakın bu dördüncü gün. Hava çok sıcak olduğu için 4 günde bu hale geldi. Şurubu da tam kıvamında. Bakın o çok sulu halinden eser kalmadı. Şimdi bunları bir cam kavanoza topluyorum. Kavanozun 1 litrelik olan kavanozlardan. Bütün hepsini bir kaşık yardımıyla içine koyuyorum. Tarçın ve karanfilleri çıkarmıyorum. Onlar da içinde dursun arkadaşlar. Yerken gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Bakın dilimler hiç bozulmadan olduğu gibi duruyor. Bu da şeftalinin sert olmasından kaynaklandı. Hepsini bu şekilde kavanozumuzun içine toplayalım. Bunu güneş görmeyen bir yerde saklayacağız yerken. Ben bunları kavanoza koyduktan sonra da bu şekilde yaklaşık 1 ve 2 gün daha güneşte tutuyorum arkadaşlar. Yine böyle ağzı kapalı bu görmüş olduğunuz şekilde. Yine 1 2 gün daha güneşte tutuyorum. Daha sonra kaldırıyorum. 2 kilo şeftaliden çıkan reçelimiz bu arkadaşlar. 1 kiloluk kavanozla tamamen dolu oluyor. Videomuzun sonuna geldik.